Hububat'ta hasat başladı ancak taban fiyat açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl öncesinde taban fiyat Mayıs ayında açıklanıyordu. Çiftçiler doğal olarak seçimden önce taban fiyatın verilmesini bekledi. Ancak siyasi iktidar taban fiyatını açıklamadı. Bu da çiftçide kaygı yaratıyor. Çünkü geçtiğimiz yıl ton başına 6.400 lira artı 1.000 liralık bir prim ve 7.400 liradan buğday alımını Toprak Mahsulleri Ofisi gerçekleştirmişti. Bu yılda çiftçilerin beklentisi enflasyon artı makul kar ve prim desteğiyle 13.000 lira ton fiyat olarak taban fiyatın açıklanmasını umuyorlar. Çünkü çiftçi üretimde girdi maliyetlerindeki artışa karşı dayanabilmesi için taban fiyatın gerçekçi bir fiyat olması gerekiyor. Ülkemizde 2004 yılında 9 milyon 800 bin hektar buğday ekini alan varken 2020 yılında buğday ekini alan 6 milyon 800 bin hektara geriledi. Çünkü çiftçi buğdayda kazanamadığı için farklı ürünlere yöneldi. Türkiye'de ortalama 20 milyon ton buğday üretimi var. TÜİK bu yıl bu üretimin Mayıs ayı istatistik tahminlerine göre bitkisel üretimde buğday için 20 milyon 500 bin olarak açıkladı. 20 milyon 500 bin ton buğday ülkemizde yetişecek ve bu Türkiye'nin son 10 yıl ortalaması civarında bir üretim. Oysa nüfusumuz sürekli artıyor. Nüfusumuzun artmasına rağmen buğday üretimimiz artmıyor. Burada verim artışıyla ekilen arazi azalmasına rağmen buğday üretimimiz ihtiyaç düzeyinde devam ediyor. Ama bunun yanında yurt dışında dahilinde işleme rejimi kapsamında ithal edilen ortalama 8 ile 10 milyon ton arasında bir buğday var. Bu buğdayı da bizim çiftçimizin üretmesi gerekir. Bu buğday yurt dışından ithal ediliyor. Bir kısmı un, makarna, irmik olarak yurt dışına ihraç ediliyor. Ama bir kısmı da iç piyasada kullanılıyor. Türkiye'nin buğdayda ileride sorun yaşamaması için verilecek buğday taban fiyatı çiftçi refahını sağlayacak bir taban fiyatı olmalı. Girdi maliyetleri sürekli artıyor. Mazotu, tohumu, ilacı, gübresi, tarla kirası ve bunun yanı sıra biçerdöver ve traktör giderleri ve kuru tarım alanının dışında sulama suyu giderleri arttıkça taban fiyatın doğal olarak çiftçiyi mutlu edecek bir rakam olması lazım. Girdi maliyetleriyle ilgili siyasi iktidar bir çözüm üretemedi. Girdi maliyetlerin artışını seyretti. Gübrede %342'lere varan fiyat artışları gerçekleşti. Makul olanı girdi maliyetlerini düşünmek. Büyük şehirlerde ekmeğin 10 lira olacağı tartışılıyor. Ekmeğin 10 lira olması fırıncının giderinin artmasıyla doğrudan ilgili. İşçiliği, elektriği, mazotu, ulaşımı ve maya gibi kullandığı ekmek unu dışındaki malzemelerin artışı doğal olarak fırıncının taleplerini de artırıyor. Özellikle kiralar çok arttı. Ama fırıncıların ekmekle ilgili taleplerinin de değerlendirebilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin mutlak surette suspanse ederek daha uygun fiyatta buğdayı fırıncıya, un üreticisine vermesi lazım. Nasıl ki dahilinde işleme rejimi kapsamında yurt dışından getirdiği buğdayı %30 daha düşük fiyatta sanayiciye veriyorsa, burada fırıncıyı da korumalı ve bu sayede vatandaşın ekmeğe daha uygun fiyatta almasını yol açmalı. Girdi maliyetleri düşmeden fiyatlar düşmez. Eğer çiftçiye çiftçi refahını sağlayacak bir fiyat verilmezse buğday üretiminden uzaklaşır. Önümüzdeki yıl daha çok buğday ithal etmek zorunda kalırız. Onun için taban fiyatta temel olarak alınması gereken çiftçi refahını sağlayacak bir fiyat olmalıdır ve bir an önce de taban fiyat açıklanmalıdır.